eğer Bamyo konuşuyorsak olay sadece Türk mutfağı veya Osmanlı Türk yemek tarihi ile ilişkili değil. Çok daha farklı noktalara kadar gidiyor. Nereye kadar mı? Evliya Çelebi'nin bir cirit oyununda dökülen dişlerine kadar. Bu tıpkı şey gibi oldu. Hani Amerikan filmlerinin başında sonuna doğru olan çok heyecanlı bir, ama tam anlaşılmayan bir sahne verilir. Öyle yasa. Dört ay önce. Yani umarım öyle olmuştur da sonuna kadar beraber oluruz. Bir de üye olursanız çok sevinirim. Çünkü Sanırım yeni üyelerin gelişi konusunda üye sayısının bayağı önemli bir etkisi oluyor. Bizde e, bilinen bamya çeşitleri Amasya bamyası yani çiçek bamyası, Sultani bamya, Kınalı bamya denilen e, Bornova bamyası ve Tombul bamya adıyla bilinen Balıkesir bamyasıdır. Konya'nın bamya çorbası pek meşhurdur. Düğün ve davet yemeklerinin vazgeçilmezidir. Tatlıdan sonra yenir. Ekşiliğinin sayesinde ikinci tertip yemekler içinde iştah açar. Amerika'da da sevilen bir sebze bamya. Gerçi orada bizimkine bakıldığında dev gibi bamyalar yetişiyor. Peki nasıl gitmiş Amerika'ya bamya? Bizdeki gibi Afrikalı köleler yoluyla gitmiş. Hatta orada sadece yemek için de kullanılıyormuş. Örneğin bamya çekirdekleri kavrularak yalancı kahve yapılıyormuş. Özellikle bu Amerikan İç Savaşı sırasında kahve ikmali yapılamadığı için çokça kullanılmış. Afrikalı ya da bizimkilerin deyimiyle Arap kölelerinin gelişiyle mutfağa giriyor bamya. Bir müddet sonra bizimkilerin de damak tadına uygun geliyor ve e, daha sıkı tüketilmeye başlanıyor. Hatta bir aralar o kadar seviliyor ki sarayda Bamyacı Başılığı diye bir memuriyet kuruluyor. Mary Işın'ın araştırmalarına göre 1730'lara ait bir belgede şöyle bir şey var. Bamyacı Başı padişah için en güzel bamyaları ayırdıktan sonra geri kalanına halka satış için izin veriyor. Bamyalı yemeklerin en ünlüsü olan aside Afrikalı kölelerce çok sevildiği için Arap yemeği olarak adlandırılmış. Şimdi gelelim Evliya Çelebi'nin dişlerini kaybetişine. Ankara Savaşı'ndan sonra süvarilerin önemini fark eden Çelebi Mehmet bir süvari birliğini eğitmeye başlıyor. Olayı kızıştırıp daha da sıkı hale getirebilmek için eğitimi süvarilerin bir kısmını oğluna veriyor ikiye ayrım. Bu arada kalan ve ayrılan süvarileri de çok dikkat ediyor. Bunların bölgedeş olmasına özellikle önem veriyor. Yani yurdumda süre gelen hemşericilik muhabbetini kullanarak iki ayrı grup yaratıyor. Amasya kökenli olanların kurduğu takım yöre bamyasıyla ünlü olduğu için bamyacılar adıyla anılmaya başlıyor bir müddet sonra. oğlu şehzade Murat'ın ekibi de Merzifon bölgesinin ünlü sebzesiyle anılır oluyor. Yani lahanayla onlar da lahanacılar olarak adlanıyorlar. Ekipler farklı renklere bürünüyorlar. La, e, lahanacılar yeşil pantolon, yeşil gömlek e, giyiyorlar ya yeşil bayrak taşıyorlar. Bamyacılar ise kırmızı pantolon giyiyorlar ve kırmızı gömlekle kırmızı renkli bayrak taşıyorlar. Zaman içinde maçlar gittikçe daha çekişmeli geçmeye başlıyor ve iki takım da büyük bir seyirci ve taraftar kitlesine sahip olmaya başlıyorlar. Yarışmacılar yarışmaların kendilerini göstermek ve terfi almak için çok iyi bir imkan olduğunu bildikleri için bütün güçlerini ortaya koyuyorlar. Öyle ki bazen rekabet gereğinden fazla yükseliyor. Oyunlarda ölümcül kazalar bile meydana gelebiliyor. İstanbul alındıktan sonra yarışlar İstanbul'a taşınıyor ve Topkapı Sarayı'nın iki yanında düzenlenmeye başlıyor. Yarış, e, yarışlar genellikle düğünlerde, doğumlarda ya da bayramların üçüncü günü yapılıyor lahanacılar ve bamyacılar sadece cirit takımlarından oluşmuyor. Zaman içinde takımlara güreş, okçuluk, mızrak ve lobut da ekleniyor. Böyle ezeli bir rekabet başlayınca derbi heyecanı imparatorluğun her sınıfını sarıyor. Devletin üst erkanı hatta padişahlar bile takım tutmaya tuttukları takımı açık açık aleni olarak belli etmeye başlıyorlar. Takımların sembolleri yapılarda hatta mezar taşlarında bile belirir oluyor. Topal Sarayı'nın Babu kapısından sağa doğru inen yol üzerinde iki tane dikili taş vardır. Üçüncü Selim'in lahana motifli anıt taşı dikilmiş. İkinci Mahmut ise yetiştiği Bamyacılar Ocağı'nın anısına orada şu anda mevcut bulunmayan Bamya figürü var. Onun bulunduğu bir anıtı diktirmiş. Kavas Ağası Ahmet Çengelköy'de lahanacılar çeşmesini yaptırmış. Uzun yıllar susayanlara derman veren bu lahana figürlü çeşme harap ve susuz durumdaydı ama neyse ki son yapılan restorasyonlardan sonra yeniden akmaya başladı. Evliya Çelebi'nin Lahana ve Bamya ile ilişkisine gelince Sultan İbrahim zamanında kaptanı deryalığa kadar yükselen Seyit Ahmet Paşa Cirit'i çok sert oynayanlardanmış. Oyunlardan birine zayıf ve narin yapılı bedenine rağmen hayli çevik olan Evliya Çelebi de katılmış. Seyit Ahmet Paşa oyun sırasında Evliya Çelebi'nin dişlerinin kırılmasına sebep olmuş. Evliya Çelebi daha sonra kırılan bu dört dişini Viyana'da tamir ettirmiş. Bam yanında sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın ve videoları dostlarınızla paylaşın. Teşekkürler ve iyi günler dileklerimle.